Selam değerli dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şunu alayım da beni iyi görün. Tabi alabilirsem buradan bunu. Heh, çıktı vallahi. Şimdi nasılsınız, iyi misiniz? Önce bir hal hatır soralım. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Nail Usta ile kahvaltımızı yaptık. Nail Usta vlog başladı. Oradan da izleyebilirsiniz. Nail İlgün'ün kanalında. Tera Hanım'ı görmek isteyenler oradan da görebilir bizi. Şimdi dün sulamıştım bunu. Soğanlarımıza bakar mısınız? Çok güzel. Annem bekledim bekledim. Annem gelmeyince bahçeye girmeye karar verdim. İneklerimi saldım. Tavuğumu, cücüğümü yemledim. Bahçemi şöyle bir dolaştım hevesle. Baktım annem yine gelmedi. Aramak da istemedim. Ablamla konuştum. Annem diyor bir saat önce kahvaltı yapıyordu. Soğan sökmeye gideceğim diyordu diyor. Şimdi birazcık sökeyim. Arayacağım anacığımı. Şu tarafta onun soğanı. Burası da benim soğanım. Bu kasalar da dayımların orada. Yengemin kardeşi var. Yakacakmışmış. Baktım. Bununla çok iyi duruyor soğan, sarımsak. Birazcık tandır evinde bekletirim soğanlarımı. Sonra bunlara doldururum. Bir kış boyu yerim. Aha elime diken battı. Abo. Elime eldiven giyecektim aslında. Burada değişik bir ot var. Nasıl çıkıyor? Annem sula da öyle sökelim dermanım dedi. Ben de suladım. Herhalde yiyeceğimiz kadar soğan çıkar. Büyüklüğü falan çok güzel. Çünkü bu sene soğanda olsun, sarımsakta olsun sıkıntı yaşayanlar vardı. Ama elhamdülillah bizimki gayet güzeldi verimi. Soğanımızın da şu anki hali öyle gözüküyor. Normal, irili ufaklı. Şunlar ufak kalmış mesela. Olduğu kadar değil mi? Her şey nasip kısmet. Bu bizim nasibimizde varsa oluyor. Yoksa yok. Şöyle baka baka gideyim de kalmasın. Bazı pek ufak kalmış. Nail işe gitti. Ali düğüne gitti. Ayaz da evde televizyona bakıyor. Hadi gel dedim. Beraber vlog çekelim. Yok anne gelmeyeceğim dedi. İyi o zaman dedim. Sen yat. Salonda televizyona bakıyor. Yarın Alime tatil. Yarın bir gezme turu yapacağız. Kuzenlerimle beraber bakalım artık hayırlısı. Onu da Rabbim nasip ederse olacak. Şu karşıda komşumun kızları inek yayıyorlar. Herkesin bir görevi var. Ben de burada soğan söküyorum. İnsanın böyle yaptığı bir şeyden verim alması çok güzel bir şey. Bunu zamanında Nail burayı sürdü. Annemle ektik. Çapaladık, suladık. Otunu aldık. Şimdi de emeklerimizin karşılığını alma zamanı diye düşünüyorum. Bunu buradan sökmez hiç zoruma gitmiyor. Çünkü bunu bir kış boyu tüketeceğiz. Allah'ım olmayanlara da versin canlar. Şu yan tarafı da hemen kabağım var. Oradan da tatlı ihtiyacımızı götüreceğiz. Oluyor onlarda. Şimdi baktım neredeyse 10 tane falan var. O 10 tane de yarın 10 kere kabak tatlısı olur yani. Şimdi annemi bir arayayım. Bir bakayım nerede kalmış. Ben başladım diyeyim. Merak ettim çünkü. Gelmediği sorun değil de. Aradım. Yoldalarmış. Geliyorlarmış canlar. Şimdi şu dükkanların arasından şöyle. Bakın. Tam bir baş soğan olmuş. Söylediğim gibi irili ufaklı çıkıyor. Mesela şu biraz ufak gibi sanki. Aha da ufak. Şu normal. Da böyle. Anneminki daha iri. O taraf biraz daha tersli herhalde. Şöyle.
Bir sürü söktüm bile. Şöyle bakın. O kadar kolay oluyor ki. Bacanız böyle aslında hızlı hızlı söküyor da. Size göstermek için. Yavaş yavaş söktüm. Şöyle. Çok kolay oluyor. Yalnız ayağım çöküyor. Bunların altı hep şey. Neydi o hayvanın adı ya? Köstü. Altında oyun oynamış resmen. Ha, buralar birazcık irili ufaklı. Ama 3 tane doğrarız. Mesela 2 tane doğrayacağımıza. 4 tane doğrarız. Kalanları da elimle çıkarıyorum. Bazen saplar iyice gitmiş oluyor. Şöyle. İşte annem de geldi mi daha hızlı olur. Mesela burada şey var. Şu diken var ya. O kadar kötü bir diken ki. Allah battı mı yakar adamı. Nasıl çıkartacağım ben bunu? Ayağımla şöyle yapsam. Zaten 2 tane varmış. Gel beni yorma. Biri büyük, biri ufak. Bunları da alayım vallahi, ne olacak? Yemeğini yaparız bunların da. Şöyle. Soğana gel. Satıcılık da yaptık yani. Ondan da anlarız canlar. Pazar yerinde alayım. Soğan, sarımsak da sattı. Bir de türkü vardı. Neydi ki o türkü? Pazarda onu söylerdi. Şunu alayım. Bunlar ufak ama aynı yerde olmasına rağmen bu da yeri. Sapları kopuyor ya. Maşallah. Bayağı soğanımız çıkacak. Bakın daha bu kadar yerden bu kadar çıktıysa İlki ablam arıyor. Evet canlar şöyle. He. Ama o tek bir daha anne büyüyen. Öbür taraf dağlarda büyür yani. Onlar sonradan oldu. Babam iki arabası döktü geldi canlar. Nasıl soğan çıktı maşallah. Daha sizin o taraf daha güzel maşallah. Bizdeki de otlu gibi aynı. Anne hep aldım valla. Bunlar sonradan olmuş. İyi değil biliyor musun? Şöyle bütün çatallı değil. Çatallı değil bu sefer. Evet çatallı yok. Kıskamız iyiymiş herhalde. Bizim kıska ayrı, sizinki ayrıydı. Seninkinin birazını buna diktiydik. Ama olmamış. Şuraya söktüm mü yok. He. He iyi. Ne yaptın anacığım? Hoş geldin. Güle yiyelim. Hoş bulduk yavrum. Valla bardaklarımı yıkadım. Babana dedim kahveyi yerin üstüne iyice bir lastet dedim sepmedi. Hiç patlağa götürüp gelmezdim. Bütün orayın pirecik şey gibi üstünde. Allah Allah biber de. Biberlerin üstünde he. Kalan şey için. Patlağa doldurdum. Uzun başlı ben uyum dedim o sıkılmış. Kulluğun üstüne koydum uzun uzun aldım sıktım. Var mı da? Şurada ben getiririm bunlar. 5-6 var şurada. Bizi tane izleyeceğiz. Şiir demiş. Hayalde kapını oynuyor mu? Sor bari. Toz da soruyor. Toz biberin var mı anne? Yok oğlum. Soğanları hallettik canlar. Babam da getirmiş buraya dökmüş sağ olsun. Annem de seriyor. Hiç bu kadar beklemiyormuşuz annem. İlk başta olmaz gibiydi soğanımız. He. Bizim şey sonradan oluyor. Aynı biberlerimin de sonradan olduğu gibi. Sonradan. He. Gün dönünce yani. Anneminkini bayağı kırıştık, temizledik. Kasa çıkmasın diye. Anne belki sulandı. Şey yapınca kabağı suluyorum ya, kabağın altından demiş köstü. Buna su geliyordu. Anne. Ondan. He. Mutfağımızı topladın mı? Ondan
Ben gideyim mutfağı toplayayım. Annem seninle buraya oturdu. Çıktı çıktı. Allah olmayanlara da versin. Seninki de öyle anne. Sen kere gibi yarın liyan dediğim işte. Seni kere. Vallahi dermanı nasıl yerim maşallah. Bakalım. Seninkinde hiç ufak yok. Annem hiç haberi yok. Hiç iyi çıkmadı. Ufak çıktı. Değil mi? He. Ha. Şöyle iri değil gibi çıktı aynı. Dur bakalım. Dökünce belli olur. Maşallah pek iyi pek. He, pek iyi maşallah. Allah yemeği de nasip etsin. Ömür verirse bunu biz yaza kadar tüketeceğiz. Birisini bir doğrarak hiç şey yok yani, gerek yok. He. Taş gibi sular. Anne. Bir de çot çot değil biliyor musun? Hep iyi çıkıyor. Geçen sene hep benimki üç başıdı hep. He. Efendim. Yapma oğlum öyle. Allah. Büyüdün artık sen. Köpüşler. Ben o gölgeliği onlara yaptım. Bakın gölgelik yapıyor. Gelin. Bak kim gelmiş bak. Annenle kim gelmiş? Oynuyor oynuyor büyüyorlar anne. Oynuyorlar yeşilli çok fena bağırıyor. Bak kim gelmiş? Nasıl da dillerini ne çıkarıyorlar nasıl? Böyle yakın severim büyüyünce sevmem. Ben de büyüyünce. Büyüyünce ben elimde büyüttüm mü çok severim. İşte o zaman tavuk da benim için öyle çok farklı oluyor. Bütün hayvanları seviyorum. Hiç de hani tüylerine zarar gelmesin ama kendi elimde büyüttüğümde daha bir başka oluyor. Eminim herkes de öyle hissediyordur. Tripodumuz, malzemelerimiz de burada canlar. Şimdi ezan da okunuyor azallah. Bir su içelim. Anne. Annem. Şunları çıkartayım mı dışarı? Köpüşleri. Biberlerimizi eziyorlar annem. Şu dışarı anne. Kapısı yok ki kucağını alman gerekiyor. Gideceğiz. Türkan yengengil çağırdı. Gidiyoruz o da börek yapacakmışız. Evet değerli dostlar şöyle dayım beni yine almaya gelmiş. Aslanım. Aslanım anne anne. Anne. İyi misin bacım? İyiyim. Dayım bir ara hastalandı. Normalde kaç aydır burada kolay kolay hastalanmıyordu ama üzdü bayağı bizi. Şimdi iyi elhamdülillah. Allah'ım cümleye iyilik versin. Tahtalarımızı aldık, arkaya koyduk. Annemin soğanı da Rukiye ablamla götürüyorlar. Onlara kömpe kızarttım. Yardıma gelmişler soğan için sağ olsunlar. Biz soğanı bitirdik. Yerine yerleştirdik. Ablamlar da annemlerin soğanını götürüyorlar. Kömpelerini de kızarttım. Şimdi birazında orada kızartacağız kömpenin. Bir de yengemin böreklerini açacağız. Oklavamız da aldık. Ayaz da görüyorsunuz. Keyfi yerinde. Ağzın da ha? Niye yine? Yoldan ötkeni sen. Dur dayı hinci börek açacağız olmaz. Olsun. Yoldan ötkeni eve kadar sen. Yavaş yavaş şunu öğren dedik biz sana. Dayı bütün öğrettiklerini unuttum geri. Unutmayacağım. Ama epeydir şey yapmıyorduk. Unutmayacağım. Bir şey olmaz. Yavaş yavaş doğru. Ayaklarım hazırlasın. Anne. Gaz, fren, debriyaj. Ortadaki. Terlik girin dayı olmaz. Yürü gidiyoruz. Yengem bekliyor bizi. Sayımdan Nail. Sacın ayaklarını takmaya çalışıyor. Yeni saç almışlar. Şöyle. Evet canlar evimize geldik. Gittik böreğimizi yaptık. Tahtalarımızı götürdük yengeme. Tahtaları geri getirdim. Kuzenim var. Onunla kahve içeceğiz. Kahve yapıyorum. Sizler ne yapıp ne edersiniz? Börek bloğunu Nail'in kanalından izleyebilirsiniz. Güzel olmuş. Yengemin ellerine sağlık. İç harcını, hamurunu hazırlamış. Allah kesilerine bereket versin. Ben sabahleyin soğan söktüm. Bir de gözlemeydi, toparlamasıydı derken azıcık bir yoruldum galiba. Ama yine de iyiyim. Elhamdülillah Allah'ım herkesi yesin. Biraz sonra bloğumu sizlere göndereceğim. Soğanım da bir kuş boyu bana yeter. Bakarsan Allah veriyor. Bakmazsan yok. Hiçbir şekilde vermez. Bahçem de çok güzel. Aslında bahçemi de bir sulatsam iyi olur. Ama bakalım. Ben hamur işi yapınca çok böyle hani böyle böyle yapıyorum ya.
Belimi bir şey kıstırıyor tam şurasını. Oturup kalkarken zorlanıyorum. Bu çok bir hamur işi değildi mesela ama orası benim huy yapmış herhalde. Ne kadar yaparsam yapayım. Ayağımı hani toplu da tutamıyorum, açık da tutamıyorum. Herhalde bel fıtığından kaynaklanıyor. Ama dışınki gibi değilim. Elhamdülillah çok şükür. Ağrılarım hafifledi. Hiç geçmez zannediyordum. Kışın ne kadar kötüydüm. Ben çok hafif sevmiyorum. Açıkta bundan açacağım. Şöyle. Şöyle. Ben de bana attım. Kuzenime atmadım. Şöyle yapalım. Kahvelerimiz hazır. Evet arkadaşlar. Akşam oldu, evimize geldik. Benim gözler birazcık kapanıyor. Saat? 10 kaçta. 8.30'a geliyor. Sağ olsun Türkan yengem bugün bize börek yaptı. Sen mi istedin? Ben vallahi istemedim. Ama Nail'e özel dedi. Beni seviyor yengem. Kıyamadım Nail'e diyor. Beni seviyor, ben onları baba seviyorum. Onlar da beni seviyorlar. Bildiklerini kitmiyorum. Onlar da benim bildiklerimi video atıyor. Bildiğimi kitmiyorlar. Allah razı olsun. Sevgi, saygı, karşılıklı. Tamamen her şey manevi, maddi olarak hiçbir şey yok. Biz onlara gidersek bunları da yiyip içiyoruz. Onlar bize gelirse yiyip içiyoruz. Öyle. Kurban olduğum Allah herkesi dostsuz bırakmasın. Dostsuzluk çok zor bir şey. Biz seviyoruz. İnsanları seviyoruz. Gelene kapımız açık. Her daim. Neyimiz varsa yağlı yavan, çayımız varsa çayımız, çorbamız varsa çorbamız. Dün Durduş'umla yazıştık. Geceydi. Köpüşleri görmüş WhatsApp durumundan. Onlar çok tatlı diye sohbetimiz başladı. Bekliyorum diyor kesinlikle. Hani ben de bekliyorum. Çiçek bacım da izliyorsa eğer bekliyoruz. Gidebilir miyiz? O bizi çağırdı ama. Vallahi Çiçek bacım oraya gideriz de. Şu Atilla Gili falan biz yolcu edelim de ondan sonra. O zamana gidenlerse. Gitmezler de Atilla Gili 20'sinde mi gidiyorlar. Çiçek bacım yazayım WhatsApp'tan. Ben gelmek istiyorum. Hani köyünü, evini görmek istiyorum. Bakalım artık hayırlısı. Hani gelmeden gitmeden hiçbir işte, şey olmaz. Şimdi arabaya bahane ediyorduk. Şimdi de inşaat çıktı. Yoksa hani geçen seneki düzeyde olsak, arabamız olsaydı çok rahat bir şekilde giderdik ama gerçekten Derman da görüyor. Ben eve geldiğim an hani orada bir şey yok. Eve geliyorum telefonları susmuyor. Bir biri arıyor. Sallama mecburen, da videomu sallama. Mecburen yine hayır, inşaata gidiyorum. Hani herkes muhatap beni bildiği için herkes kafasına takılan soruyu bana soruyor. İcabımda telefonlar olmuyor. Yüz yüze görüşmemiz ve görmem gerekiyor. O yüzden de hiç zamanım olmuyor. Ekserler eve yatmaya geldiğim zaman telefon susmuyor. Dün 15-20 tane yorumu sildim canlar. Yönlendirme çok. Şöyle yap, böyle yap. Bizim bir beynimiz olduğunu her zaman söylüyorum. O 15-20 kişiye. Ne hakkında? Bırakın bizi, işte bizi hani videoda olmayan kişiler hakkında, Filiz Bacı hakkında. Ondan sonra tanıyor, tanımıyor. 4 yıldır tanıyoruz artık diyorum ki bacı gibi her şeyimi bilen. Evet. Sevincimle sevinen, üzüntümle üzülen. El olarak görüyorsunuz ama hani ele her şey söylenmez. O bizim her şeyimizi biliyor. Siz öyle bilmediğiniz için öyle düşünüyorsunuz. Ve başka başka bir sürü bir şey. Herkesin bir aklı var, bir kafası var. Bir yaşadığı vardır. O yüzden bırakın bizi bize. Bu kadarla yetinin canlar. Biz böyle mutluyuz. Her şeyi de denedik. Her şeyi de gördük, geçirdik. Her şeyi de biliyoruz. Onun için daha fazla hani buradan çok söz söylemeye gerek yok. Her şeyin en önemlisi Allah biliyor yani neyin ne olduğunu. Sizler bilin bilmeyin benim için hiçbir önemi yok yani. Vicdanen çok rahatım ben. Her konuda. İnanılmaz da huzurluyum. Bu huzurumu da kimsenin bozmasına izin vermek istemiyorum. Bu kadar söyleyeyim. Allah sizlere de huzur versin, mutluluk versin inşallah. Bugünlük bu kadar olsun mu Nail Usta bizde? Olsun. Evet arkadaşlar. Herkesin içinde ne yaşadığını sadece yarım saatlik, 15 dakikalık, 20 dakikalık videoyla kimse kimseyi bilemez. Dedim ya, insanlara Allah maddi dost değil, manevi dostlar versin. Herkesin kendi evinde çayı çorbası var yeterince. Yiyecek kadar. Evet. Yiyecek kadar kimse kimseye muhtaç değil ama nasıl söyleyeyim size, dostluk da olmayınca olmuyor. Bir de şöyle söyleyeyim, şimdiye kadar eşim ve ben hep kendi ayaklarımızın üzerinde durduk. Kaçıncı senemiz? 20. mi? Vallahi 2005 aşağı yukarı. Yapma, sallama. 20 sene olacak işte. 20 senedir kimseye şuna ihtiyacımız var demedik. Suvan bulduysak suvan yedik, et bulduysak et kavurduk yedik.
hiçbir zaman kimseye de muhtaç kalmadık. Kaldıysak da borç alarak borcumuzu ödeyerek hani borcumuzu bugünlere geldik. Borcumuzu aslanlar gibi ödeyerek geldik. Kimseye de yani şöyle söyleyeyim, borç aldığımız yerde aman aman bir daha ben buna borç vermem değil. Yemin olun borç alıp ödediğim yerlerden tekrar istesem katlı katlı misli mislinde yine alırım. Ödeyeceğimi biliyorlar. Borcumuzun her zaman arkasındayız. Allah'a şükür olsun, borçlanmadan da hiçbir şey olmuyor. Ben bunu biriktireyim de alayım dersen sen biriktirene kadar inancınız olsun. O daha pahalılaşıyor. Biz borç aldık. Birçok şeyde borç aldık. Evet. Borç verenlerden Allah razı olsun. Vermeyenlerden de Allah razı olsun. Ama isteyip de alamadığımız bir yer yok. Yani istemeden teklif edenler var. Evet. Her türlü. Güvendikleri o yüzden için. Demek ki bize güveniyorlar ki borç veriyorlar. Biz de borcumuzu geciktirmeden, karşı tarafı üzmeden yerine ulaştırıyoruz. O yüzden yine söylüyorum. Çevremdeki dostlardan Allah razı olsun. Şimdi bize bir adım birisi geliyorsa canlar, biz de ona bir adım atmasını biliriz. Hep bana Rabbena derler ya, biz öyle bir kabiliyete kesinlikle sahip değiliz. Mesela nasıl olur bu? Bir gün bizim evimizde yeniyorsa diğer gün onun evinde yenir. Bir gün bizim evimizde iş yapılıyorsa diğer gün onun evinde iş yapılır. Bizce böyledir yani. Biz kimseden karşılık beklemiyoruz. Onun için sizler öyle düşünmeyin. Biz ne yaptığımızı gayet iyi bilen, oturmasını kalkmasını gayet iyi bilen insanlarız. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Benim bloğum şu anda atıldı. Göz atmak isteyenler varsa göz atabilir. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Allah'ım hep iyi düşünenlerin yanında olsun. Kötü düşünenlere de iyi düşünmeyi ihsan eylesin inşallah. Görüşmek amin. Üzere. Allah'a emanet canlar.